Beykent TV ekranlarından herkese mutlu günler değerli izleyenler. Eğitim Pusulası programıyla sizlerle birlikteyiz. Siz üniversite öğrencisi aday arkadaşlarımız için değerli hocalarımızdan bölümlerimiz hakkında ve meslekler hakkında bilgiler topluyoruz. Sizin bu tercih döneminizde daha net, daha doğru bir karar vermeniz için yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bugün ise ilk bölümümüz makine mühendisliği olacak. Programımızın eğitim koordinatörü Serhat Butur hocamızla birlikte hocamızı ağırlayacağız ve sorular soracağız. Hemen değerli hocamızla sizlere tanıtalım. Profesör Doktor Ahmet Cerenoğlu bölüm başkanımız bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, nasılsınız? Merhabalar tekrar. Sağ olun, çok mersi. Beykent TV'den böyle gençlere yönelik bu bilgileri vermek adına hazırlamış olduğunuz bu program için gençlerimiz adına ben size teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz teşrif edip katıldığınız için. Hocam siz nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Ahmet hocamla beraber olmak ayrıca çok daha mutlu edici ve motive edici. Kesinlikle öyle. Teşekkürler. Beykent TV, Doğuş Üniversitesi ve aslında kurumumuzdaki herkes Ahmet Hoca'yı çok yakından tanıyor ve çok yakından çok fazla seviyor. Buradan izleyenlerimiz de aday öğrencilerimiz de sizinle tanışsınlar, sizi daha da yakından tanısınlar istiyoruz hocam. Peki. Lisans eğitimimi o zaman Robert Kolej vardı evvel, orada yaptım. Dolayısıyla son mezunlarındanım. Evet. Aynı zamanda hemen arkasından isminin değişmesiyle beraber ben de yüksek lisansa başladım. Hı hı. Yüksek lisansımı da ilk mezunlar olarak aldım. Ve ondan sonra Amerika'ya üniversitesine gittim. O zaman benim yüksek lisansta yaptığım çalışma bilmeme hakikaten büyük katkısı aladı. Çünkü oradaki hoca benim üzerinde çalıştığım konunun uzmanlarından birisiydi. Dolayısıyla yani Amerika'ya gitmek isterken öğrencilerimizin yüksek lisans doktora tarzındaki çalışmalar için giderken bu tarzdaki şeylere dikkat etmelerini çok öneririm. Hı hı. Çok büyük faydası oluyor. Doğuş Üniversitesi'nde geldiğim zaman endüstri mühendisliği bana en yakın alandı. Dolayısıyla oradaki mühendislik derslerini yani makine mühendisliği ile alakalı olan dersleri vermeye başladım. Ama ondan sonra da makine mühendisliği bölümünü kurduk. Ve bugün de makine mühendisliği bölüm başkanı olarak o günden beri, yani kuruluşundan beri bu çalışmalara devam ediyoruz. Burada da epey bir şeyler yaptık. Yani makine mühendisliği teknolojinin ana damarı diye de düşünebiliriz. Teknolojiyi çok yoğun bir şekilde kullanan ve teknoloji üreten bir alan. Onun için makine mühendisliği hiçbir zaman için güncelliğini ve özelliğini kaybedecek bir alan değil. Peki hocam. Onun için öğrencilerimize kesinlikle bu konuda, yani makine mühendisliği artık hayatını dolduruyormuş, işte mekatronik var, bilmem ne var falan filan. Ne varsa içinde zaten makine var. Anadolu bir kere. Orası. Bugün yine hemen sözünü kesiyorum ama üniversitemizde Türkiye'deki iki tane laboratuvardan bir tanesi olan Yüksek Teknoloji Laboratuvarı var. Hı hı. Biz bu Yüksek Teknoloji Laboratuvarı'nda nanoteknoloji üretiyoruz. Çok iyi. Nanoteknolojiyi üretiyoruz. Yani bu nanoteknolojiyi kullanılan cisimlerin dayanımının arttırılmasında, tekstil sanayinde uygulaması olarak tekstil ürünlerinin kirlenmemesi, antibakteriyel özellik taşıması. Çok güzel. Özellikle hanımlar için evet. ve de bebekler için. Evet. Çünkü bebek odasında bunu uyguladık. Bugün için üretimler var. Bu bebeklerin tabii ki böyle bir ortamda çok önemli. Çünkü hava kirliliği şu bu falan, yani artık çok
ağır bir şartlar altında çocuklarımız. Dolayısıyla da onlara yönelik de bu şekilde bir çalışmamız da var. Kurşun geçirmeyen camlar olsun, kurşun geçirmeyen araçlar olsun, bütün bunlar üzerinde de nanoteknolojinin uygulanması, ısıya çok dayanımlı malzemelerin üretilmesi, yine bina cephelerinde gördüğünüz ve kendini yenileyen, temizleyen maddeler, boyalar, şunlar bunlar, bütün bunların hepsi nanoteknolojinin sayesinde ortaya çıkmış ürünler. Ve biz de bu alanda çalışıyoruz ve bugün itibarıyla ya 8 tane TSS standartlarına müracaat ettiğimiz patent müracaatımız var. Yani bunların hepsi de hepsi tabii ki hocalarımızın laboratuvardaki katkıları da var ama öğrencilerimizin bitirme projelerinden çıkmış ürünler bunlar. Öğrencilerimiz bunları. Evet, öğrencilerimizin son sınıfta yaptıkları bitirme projeleri. Biz makine mühendisliği bölümü olarak ve hatta mühendislik fakültesindeki bölümler olarak pek öyle bitirme projelerinin SALT kütüphane çalışmasıyla ortaya çıkmasını istemiyoruz. Biz bunların mümkün olduğu kadar uygulamaya yönelik, yani sahaya gitsinler, bu çalışmaları yapsınlar. Ve emin olun bu söylediğim tarzdaki nanoteknolojiyle ilgili çalışmalar ve benzerleri olanlar hepsi öğrencilerimizin bitirme projelerini dışarıda bir şirketle beraber yapmalarından çıkan ürünler diyeyim. Hocam aslında anlattıklarınız çok güzel. Aslında makine mühendisliğinin ne kadar geniş kapsamlı olduğunu da bir bakıma kesinlikle gösteriyor ama şimdi birazcık daha geriye gidecek olursak, öğrenci daha ilk okul hayatına başladığı zaman, yani üniversite hayatına gireceği zaman bir tercih yapıyor. Makine mühendisliğiyle de ilgili bir hayali var anlattığımız kısımlarda. Ama bazen de ilk ders programları karşılarına geldiği zaman şaşırdıkları, belki hiç hoşlarına gitmeyen, belki de çok hoşlarına gidecek bir programla karşı karşıya kalacaklar. Kısaca ders programları hakkında bilgi verebilir miyiz? Neler Serhat görecekler aslında? Çok haklısın. Şimdi öncelikle ben öğrencilerimize şunu söylemek istiyorum. Makine mühendisliği veya bir başka alanda kendinizi yetiştirmek istediğinizi düşünün. Bu hangi alan olursa olsun. İşletme, ekonomi, şu bu falan. Bilgisayar mühendisliği, elektronik mühendisliği, yazılım mühendisliği, inşaat mühendisliği, hangi alan olursa olsun. Öncelikle bu alanı severek seçeceksiniz. Annem babam bana böyle istiyor, benim mühendis olmamı istiyor derseniz, işte ondan sonra gelip de önlerine bu programlar çıktığı zaman iş işten geçmiş oluyor. Dolayısıyla öncelikle ben öğrencilerimizin, adaylarımızın bu seçecekleri alanı öncelikle şurada seçmelerini istiyorum. Çünkü severek seçtiğiniz bir alanda başarısız olmanız bana göre söz konusu değil. Bana göre söz konusu değil. Yani ben kendimden biliyorum bütün bunların hepsini. Yaptığım her şeyi severek yaptım. Sanayideki çalışmamda da severek yaptım, o üretime dönüştürmek. Yani dolayısıyla da severseniz başarırsınız. Ama tabii ki mühendislik alanının bir de matematiği çok yoğun olarak kullanması var. Dolayısıyla da matematikten korkmayacaklar. Fizikten korkmayacaklar. Fiziği biz onların lisede gördükleri anlamda kullanmıyoruz. Biz fiziği kendimize göre şekillendirip onun takım taklavatlarını, kendi sorularımızı, kendi problemlerimizi, kendi ürünlerimizi, kendi tasarımlarımızı yapmak için sadece kullanıyoruz. Dolayısıyla da yani bu nedenle matematiği sevmelerini istiyorum. Fizikten korkmamalarını istiyorum. Tabii hocam. Şimdi ders programları genelde biz... Şöyle söyleyeyim, pardon, çok özür dilerim. Anladığım soruyu da atladım cevabı verirken. Şimdi bizim ilk iki yılımız ağırlıklı olarak mühendisliğe hazırlanma. Dolayısıyla da ilk iki yılda
matematik, kimya, fizik, iki tane fizik derslerini almaları gerekiyor. Bir de makine mühendisliğine giriş adı altında bu makine mühendisliği alanını geniş bir çerçevede ne olduğunu, nelerle uğraştığını, neler yaptığını anlatmaya çalışıyoruz. Yani burada da biraz da öğrencinin o hani hem korkusunu yenmek hem de merakını uyandırmak istiyoruz. Dolayısıyla da bu ilk iki sene bu şekilde geçiyor. Üçüncü seneden itibaren artık mühendislik derslerini almaya başlıyorlar. İkinci senenin de bir kısmında yine makine mühendisliğinin temel dersleri olarak adlandırdığımız işte statik, dinamik gibi biraz fizik, biraz matematik, biraz cebir içeren alanlarda öğrencilere bilgileri aktarıyoruz. Ve bunları 3. sınıftan itibaren aldıkları temel makine mühendisliği programı dersleri içerisinde kullanıyorlar. Evet. Dolayısıyla temel 2. sınıfta bu söylediğim iki derste atılmış oluyor. Peki hocam, derslerini görürken öğrenci gördüğü sırada öğrenci için diğer bir önemli konu da aslında staj kısmı. Çünkü iş hayatına atılmadan önce belli bir noktalarda gördüğü teoriyi aslında uygulamaya nasıl dökebildiğini de algılamaya çalışıyor. Üniversitemizin makine mühendisliği bölümünde stajlar zorunlu mudur? İlk sorumuz bu. İkincisinde de gerçekten staj yeri bulabiliyor mu öğrencilerimiz? Zorlanıyorlar mı? Çünkü dışarıya çıktıkları zaman örneğin Urfa'daki ya da Antep'teki bir aile İstanbul'dan biz nereden bulacağız da fabrika çocuğu staja sokacağız diye haliyle bir soruyla geliyor bize karşımıza. Bu konuda eğer ki öğrenci bulamazsa okul bu konuda destek olabiliyor mu kendilerine? Evet. Evet. Şimdi stajlar mühendislikte son derece önemli. Özellikle de bizim alanımızda makine mühendisliğinde stajlar çok önemli. Ve 20'şer günü yani iş gününü kapsayan ve 3 yaza bölünmüş olan toplamı 60 gün bir staj yapmak zorundalar. Şimdi öğrencilerimizden bizim istediğimiz şey öncelikle stajlarda ciddi olmaları. Evet. Çünkü bu stajlarda gördükleri şeylerin bilgisini bir sonraki semestirde, senede makine mühendisliğinin bilimsel olarak yaklaşımıyla anlıyorlar. Evet. Dolayısıyla da bütün öğrencilerimize söylediğimiz stajlarınızı ne olursunuz bırakmayın son sınıfa. Çünkü anlamsızlaşıyor o zaman. Dolayısıyla öncelikle bir defa bu stajların son derece önemli olduğunu, ayrıca biraz evvel de bahsettiğim gibi bitirme projelerinin sanayi kuruluşlarında yapılmasını istememizin bir sebebi de bu stajlar süresince içerisinde o firmaları çok iyi koklayarak burada ne tür makine mühendisliği problemleri var? Acaba bunlara benim ve üniversitemin ne tür bir katkısı olabilir tarzında yaklaşmaları ve bu projelerini o şekilde firmalara taşımalarını. Şimdi maalesef tabii ki çok yoğun bir staj talebi var. Yani sadece bizim üniversitemiz olarak değil, bütün üniversiteleri evet. olarak düşünecek olursak. İstanbul'da sen daha iyi bilirsin sayısını. Vakıf ve devlet üniversiteleri dahil kaç üniversite var? 50'nin üzerinde. 57 olması lazım. Evet, 50'nin üzerinde. Şimdi buradan gelen bir sürü staj talepleri var. Tamam. Dolayısıyla da firmalarda biraz direniyorlar burada. Hı-hı. Yani kontenjanlarımız var diyorlar. Dolayısıyla öğrenciler tabii ki staj bulmakta biraz zorlanıyorlar. Ama biraz evvel de söylediğim gibi benim 16 senelik bir sanayi çalışmışlığım ve bugün yine sanayi içerisinde Akışkan Gücü Derneği'nin üyesi olmam, Makine Mühendisleri Odası'nda yine bir akreditasyon
Yani Akışkan Gücü Derneği'nin vereceği bir eğitimde akreditasyonla ilgili olarak bir hakem heyeti var. Orada da görevim var. Dolayısıyla çevre biraz geniş. Onun için öğrenci geliyor. Hocam işte uğraştım, aradım, bulamadım diyor. Bulamadın mı diyorum. Sen nerede oturuyorsun? Hani birazcık da işine yakın olsun, oturduğu yere yakın olsun. Valla sağ olsunlar, telefon ediyorum. Tamam hocam, gelsin diyorlar. Taksi kontenjan güzel. Şey ama falan, ben tabii şey diyorum, biraz bastırıyorum. Dolayısıyla en azından kendi öğrencilerim için stajla ilgili problemin olmadığını söyleyebilirim açık yürekle. Burada son bir sorum olacak uygun görürseniz. Son sorumuz hocam Erasmus'la ilgili kısım. Makine mühendisliği öğrencileri Erasmus yapmalı mı? Erasmus yapacaksa da nerede yapması lazım? Valla Erasmus, ben şu açıdan Erasmus'a sıcak bakıyorum ve öğrencilerimizi yönlendirmeye çalışıyorum. Bir kere bir başka ülkeye, bir başka üniversiteye tamamen aile yani korumasından uzak bir şekilde çıkıp gitmesi, o kişinin en azından kendi kişiliğini kazanması açısından çok büyük bir imkan. Dolayısıyla da bunun için kesinlikle bir defa öneriyorum. İkincisi, makine mühendisliği olarak Avrupa'da pek çok ülkedeki üniversitelerle ikili anlaşmalarımız var. Yani Erasmus anlaşmalarımız var. Oradan bize gelen epey bir öğrenci var. Bizden oraya giden epey bir öğrenci var. Tek benim Erasmus'taki sıkıntım bizim Türkçe programdaki öğrencilerimizle ilgili. Çünkü Türkçe programdaki öğrencilerimiz lisan dezavantajına sahip oluyorlar. Onun için pek korkuyorlar. Ama onların da bir şekilde gitmesini sağlamaya çalışıyoruz ama biraz orada sıkıntımız var. Ama İngilizce programda böyle bir sıkıntımız yok. Polonya olsun, Macaristan olsun, Almanya olsun, İspanya olsun. Çok rahatlıkla gidip Erasmus programına katılıyorlar. Çok güzel. Dolayısıyla yani Erasmus'u da kesinlikle bütün öğrencilere, kendi öğrencilerim olsun, dışarıdakiler olsun hiç fark etmez, öneriyorum. Yani buna da bu imkanlardan yararlanmanın şansını, bunlar bir şansdır eğitiminiz sırasında. Bu eğitimden sonra bu şanslar çok fazla bu şekilde karşınıza gelmiyor. Dolayısıyla da geldiği ilk fırsatı çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Evet. Teşekkür ederim. Var mıydı hocam? Yok, ben çok teşekkür ederim. Bir şey. Hocam eklemek istediğiniz, daha şunu da ekleyelim, şunu da konuşalım demek istediğiniz herhangi bir şey? Valla yani mesleğimle ilgili konuşmaya gelince maalesef benim şeyim kapanmıyor, çenem pek kapanmıyor ama ben bütün öğrencilere yine başında söylediğim şeyi söyleyeceğim. Kalbinizin sesini dinleyin. Evet, sevdiğiniz hayatta başarılı olmak hocam. İstiyorsanız kalbinizin sesini dinleyin. Ve tanışma günlerinde, okulu tanıtım günlerinde lütfen gelin, gezin, gezdirelim. O biraz evvel bahsettiğim laboratuvar ve diğer laboratuvarlarımızı görün. Makine mühendisliğinin deneysel laboratuvarları var, deneysel mühendislik laboratuvarları var. Onları görün ve bizlerle konuşun. Evet, bundan bizim, daha güzel bir bizim tanışma fırsatı yok. Bizim her zaman için kapımız açıktır. Makine mühendisliğinde eğitim veren bütün hocalarımızın en büyük özelliği kapılarının açık olması. Süper. Kapılarımız açıktır. Peki. Çok teşekkür ediyoruz değerli hocam. Ben teşekkür ediyorum. Teşrif ettiniz, katıldınız bu yoğunlukta. Bilgiler verdiniz buradan öğrenci arkadaşlarımız için. Ağzınıza sağlık diyorum. Teşekkürler. Ben. Evet değerli izleyenler, programımızın ilk yarısında makine mühendisi dedik. Bize bölüm başkanımız Profesör Doktor Ahmet Cerenoğlu hocamız bilgiler verdi bölüm hakkında. Tekrar teşekkür ediyoruz kendisine. Şimdi ise kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Reklamların ardından farklı bir bölümümüzü tanıyacağız.